Herkese iyi akşamlar. Bugün birlikte Deva Holding incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin ana faaliyet konusu beşeri ilaç üretimi ve pazarlamasıdır. Sağlık sektöründe, daha doğrusu ilaç sektöründe faaliyet gösteriyor şirket. Hızlıca verilerine bir göz atalım arkadaşlar. Son bir haftalık getirisi %3,29, bir aylık getirisi %5,37, yılbaşından itibaren getiri %3,98, 12 aylık getiri de %201,61. Yani geçen senenin bugününden şimdiye kadar olanki dönemde 10 lira ise fiyat 20 lira 10 kuruş seviyesine gelmiş arkadaşlar. Satışlara baktığımızda 3. çeyrekler itibariyle yani Eylül 2019'da Eylül 2020'yi karşılaştırıyoruz. %30 artmış. Net kar %218 artmış. Öz kaynaklar %55 artmış. Fabrikte %40,7 artmış. 2016'dan günümüze kadar sadece 2019'da temettü ödemesi yapmış şirket. Bu da 10 kuruş civarı. Şimdi 2021 için tahmini 1 lira 60 kuruş hesaplaması var arkadaşlar. Tabii bu tahminin. Hisse başı kar 2019'da 1 lira 42 kuruşmuş. 2020'nin 9. ayı itibariyle yani Eylül itibariyle sene sonu verileri elimizde yok. 2 lira 84 kuruş olmuş. Yani 2 katından evet yaklaşık 2 katı çok evet 2 katı diyelim biz ona. Artmış arkadaşlar. Şimdi artık oranlarına geçebiliriz arkadaşlar. Burada fiyat bölü kazanç oranı 8,57 olarak gerçekleşmiş. Bu oranın normalde 10 ve altında olması şirketin ucuz olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Ve tabii kendi ortalamasıyla sektör ortalamasıyla da karşılaştırılır. Servis ortalaması 36,82 imiş. Yaklaşık onun 4,5'te biri kadar oldukça pozitif. Piyasa değeri bölü defter değeri 3,33 olarak gerçekleşmiş. Normalde 1 ve civar olması beklenir. Tabi sektör ortalamasıyla da karşılaştırılır. Servis ortalaması 5,37. Gene çok çok altında kalıyor. Pozitif, olumlu. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar. Bu değerinde 10 ve altında olması olumlu kabul edilir. Sektör ortalamasıyla da karşılaştırılır. Servis ortalaması 22,95 olarak gerçekleşmiş. Deva'nın ki ise 9,09 olarak yarısı bile değil. Gayet pozitif. Karlılığı yüksek arkadaşlar. Borçluluk normal seviyelerde. Karlılık %24,11. Yani kendi ortalamasının da üzerine çıkmış. Artmış. Servis ortalamasında neredeyse 3 katı arkadaşlar. Bu değerin %5'in üzerinde olması pozitif zaten. Borçluluk %85 ve altı pozitif olarak kabul edilir. Tabii kendi ortalaması ve sektör ortalamasıyla da karşılaştırılır. Servis ortalaması %56,03 olarak gerçekleşmiş. Deva'nın ise %46,7. Yani o da onun altında. Hatta ne kadar? Neredeyse %10 altında arkadaşlar. Biz gene de onu nötr olarak aldık. Çok aşırı bir fark olmadığı için. Grafiğimize geçelim. Şurada öncelikle bir detay bilgiler diyelim. Şuraya bir bakalım. Arkadaşlar, piyasa değeri 5 milyar 20 milyon civarındaymış. Öz sermaye yani defter değeri de 1 milyar 464 milyon civarında. Bu piyasa değeriyle defter değeri arasındaki farkı net kar ile kaç yılda kapatır, amorti eder, kompanse eder buna bakıyoruz. Bu 10 ve altındaysa çok pozitif. 5 milyardan 1,5 milyarı çıkardığınızda yaklaşık 3,5 milyar kalır. Onu 482 milyona böldüğümüzde o da yaklaşık olarak 7,5 yani 7,34 gibi bir değer yapar ki bu da gayet olumlu arkadaşlar. Şimdi firmanın bedelsiz verme ihtimali de yüksek. Potansiyeli yüksek diyelim, ihtimal demeyelim de. Bunları belirttikten sonra şimdi hızlıca yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde firmanın grafiğine göz atalım. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir dezenformasyon oluşum var mı? Bunu hızlıca yakalayabilmek arkadaşlar. Yılını açıyorum. Ölçek logaritmik de olacak. Bu şekilde yükselmiş. Bir yatayda gitmiş. Tekrar yükselme trendinde. Aylığa geldiğimizde yükselmiş. Hafif düşmüş. Tekrar yükselmiş. Daha sert yükselmiş. Haftalığa geldiğimizde dalgalı bir seyir yükselmiş. Günlüğe geldiğimizde lineer ölçekte açıyoruz.
yükselmiş, bir düzeltmiş, tekrar yükselip tekrar düzeltmiş. Yine bir yükselme trendinde. Yani main çok fazla değil ama öyle. Şimdi tekrar aylığa dönüyoruz. Logaritmik de açıyorum. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Şuralarda gördüğünüz gibi yeşil çizgi destek görevi görmüş. Şuralarda da direnç olarak çalışmıştı. Çok güzel gözüküyor burada. Fiyat yeşil çizginin, o da kırmızı çizginin üzerinde. Yani kısa dönemde uzun döneme bir sıralama var. Bu pozitif ve istenen bir durum arkadaşlar. RSI 79 ile aşırı alım bölgelerinde. Şurada da gördüğünüz gibi yine yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalışmış. Üstte fiyat çizgisi altında 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama. Pozitif istenen bir durum. RSI'da daha iyi durumda arkadaşlar. Yani 70 ile aşırı alım bölgesinde değil. Günlüğe geldiğimizde bunu ben tekrar lineer'e çeviriyorum. Gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortalama yani şu dönem boyunca hep destek görebiliyormuş. Çok güzel çalışmış. Fiyat gelip dönmüş, gelip dönmüş, gelip dönmüş. En son kafayı kaldırmış artık. Yani fiyat üstte, altında 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama. RSI'da 64 ile aşırı alım satım bölgesinde değil arkadaşlar. 63 pardon. Şimdi artık tümünü sil diyelim. Grafiğimizi inceleme başlayalım. Tümünü sil dedim. Günlük inceleme yapacağım için lineer seçili grafik tipinde muma çeviriyorum. Burada grafiği bir miktar büyüteceğim arkadaşlar. Hatta şöyle elimle yapsam daha iyi olacak. Evet. Şöyle yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi incelemeye geçeceğiz. Burada gördüğünüz gibi Mart dibi, ondan sonra yükselmeye başlamış, hafif yatayda gitmiş, bir düzeltme gelmiş, yukarı çıkıp tekrar yatayda hafif yükselen bir meyil de var. Şimdi bunu inceleyince daha rahat göreceğiz ne olup ne bittiğini. Şuradan alalım arkadaşlar. Şuradan ben alıyorum. Şu şekilde aldım, uzattım arkadaşlar. Yani yaptığım olay bundan ibaret. Şuraya aldım, bir dip, bir dokunduk, iki dokunduk, uzat, bir iki uzat. Gördüğünüz gibi yükselen bir trend söz konusu burada. Gitmiş yani, hiç gelememiş, gelmiş tekrar dönmüş, yukarı gitmiş. Buradan buna bir paralel çiziyorum. Paralelimizi de şu şekilde oturtturalım buraya, tam şuraya, evet. Şu gövdenin bittiği yere koyuyorum arkadaşlar. Bunu da yaptım. Grafiğimizi bir miktar aslında şöyle aşağı çekebiliriz. Çok hafif sola da çekersek belki daha iyi olacak şu şekilde. Evet. Bunu da gördük. Şurada ben buna bir daha bir paralel çizeceğim arkadaşlar. Burada da şunun için bu paralelde. Yani gördüğünüz gibi evet. Evet arkadaşlar. Yani aslında biz bunu paralel kanal şeklinde çizseydik şu da orta çizgi olacaktı. İki kere uğraşmayacaktık. Üç kere uğraştık neredeyse. Şimdi genel olarak burada bir yukarıdaymış, kırmış, aşağı dönmüş, sonra çok sağlam bir şekilde yukarı kırmış. Gelmiş, destekten dönmüş, destekten dönmüş, direnç çalışmış, destekten dönmüş, direnç iğnelemiş, gelmiş destekten dönmüş, direnç. Sonra bir kırmış aşağı arkadaşlar, toparlamaya çalışmış olmamış, bir daha düşmüş, bir daha düşmüş. En son burası destek olarak çalışmış tekrar. Yukarı gelmiş. Burada gördüğünüz gibi kırdıktan sonra arkadaşlar, yani şuraya gelip burayı da kıramamış. Hani iğnelemiş, gücü yetmemiş, geri dönmüş. Burada aşağı inmiş, tekrar üstüne çıkmış. Bu şekilde şurada zikzaklar halinde gidiyor şu an arkadaşlar. Burada şu an hani bugün sağlam bir yükselme olmuş. Fakat hala bu orta çizginin şu an için artık destek değil, direnç bunun altında. Önemli olan bunu kırması arkadaşlar. Yani pozisyonda değilsek bunun kırıp üzerinde, yani kırmasını bekleyip ondan sonra pozisyona girebiliriz. Kıramazsa bu sefer aşağı dönecektir ya da yatayda hareket edecektir. Durumu gözlemlemek lazım. Yani aşağı hareket ederse gelip bu destekten dönmesini bekleyeceğiz. Yani burada arkadaşlar seviyeleri söylememizi istiyordu. Şurada şu an için 25-30-35 civarı. Yani 25-35, 25 lira 35 kuruş diyelim o zaman. Civarı buraları kırarsa, çünkü 1-2 gün sürebilir bu olay. Buraları kırarsa arkadaşlar, ve tabii kırıp üzerinde kapatacak, artık alım için bir fırsat olabilir bu. Bunları belirttikten sonra şunları bir tümünü sil diyeceğim arkadaşlar tekrar. Neredeydi? Tümünü sil dedim. Bir de şunu görelim arkadaşlar hızlıca. Yani şurada isterseniz şu şekilde çizin.
Öyle yapmayacağım ben. Şöyle alalım. Daha küçük olsun arkadaşlar. Evet, şöyle. Şunu biraz daha oturtuyorum. Bu böyle otursun. Şurayı da şöyle biraz çekeyim. Evet. Yani şu gövdenin bitişini aldım. Bununkini aldım. Uzattım. Bir de şuradan çizeceğim arkadaşlar. Burada da aslında şunu şu şekilde alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da sıkışma alanı mevcut. Yani şuraya istiyorsanız bir tane de bir destek koyalım şu şekilde ki şu şeyi bir görebilelim arkadaşlar. Yani şu yukarı doğru yükseldiğini görelim. Dipler gitgide yükseliyor arkadaşlar. Yani şu az önce çizdiğimiz ana trend diye düşünürsek bu da ara trend. Bu da gene yükseliş eğiliminde arkadaşlar. Yani bunlar hepsi işte az önce çizdiğimiz 25-35 demiştik sanırsam. Onu hani çizeceği yönde emareler ama bizim işimiz falcılık değil arkadaşlar. Bekliyoruz. Gereken yerde giriyoruz. Gerekli yerde de pozisyondan çıkıyoruz arkadaşlar. Yani olayımız dipten alıp tavandan satmak değil. En makul yerden alıp en makul yerden satmak arkadaşlar. Zaten en dipleri, en tepeleri yakalamak çok mümkün değil. Bu yüzden arkadaşlar takibini yapacağız. Duruma göre pozisyona gireceğiz. Şurası zaten gördüğünüz gibi burada da hani sağlam bir direnç aynı zamanda. Ben sadece bunu şu eğimi görün diye çizdim arkadaşlar. Yani az önce 25-35 demiştik. Bu daralan hani şurada bir üçgen var. Bunu da baz alırsak yani 25-30'lara falan düşer belki. Bu kırılınca 25-35 diyelim. Kırılınca arkadaşlar çok olumlu bir sinyal. Bunun dışında şirketin temel verilerine zaten baktık. Gayet olumlu. Pandemi dolayısıyla hani karlarını, satışlarını arttırdı arkadaşlar. Bu hisse senedin fiyatına da yansıdı. Ama hani aşı bulunmuş olsa dahi şu an için şey değil. Yani hemen işte bütün işler kesilecek, şu olacak, bu olacak değil. Uzunca bir süre daha devam edecek. Zaten ilaç sektörü karlı bir sektör arkadaşlar. Şirketin mali yapısı da gayet kuvvetli. Teknik olarak takipte olmak lazım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizin risk algınıza ve profil yapınıza uymayabilir. Sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bunlar ışığında kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere.